Evet, Bilgeciğim. Peki haberlerle devam edelim. Bilge Öztürk adını Tarkan'la yaşadığı aşkla duyurmuştu. Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle birlikte gündemden düşmüyor. Bilge Öztürk evlenmeyi düşünüyor musunuz sorusuna bakın ne cevap verdi. Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile mutlu bir aşk yaşayan Bilge Öztürk ilişkisi hakkında konuştu. Olumlu ya da olumsuz bir fikir belirtmek istemiyorum. Olduğu zaman kendinden olur olsun diye kovalamıyorum, can atmıyorum. Ama olduğu zaman da karşı değilim. Bu çok doğrudan etkili bir şey değil. Yani iki kişinin ilişkisi başlı başına, kendi başına var olan bir şey. Bence bilmiyorum, ben 10 ay 11 ay oldu aşağı yukarı. Bakalım böyle devam eder. Bilge Öztürk, mutlu bir ilişkide önemli olanın evlilik değil, iki kişi arasında güçlü bir bağ olduğunu açıkladı. Ya, tabii ki. Fakat ben... Hani... Tanıdığımız birinden mi? Ay Allah'ım. Tanıdığımız... Bu konuyu ben benim gibi olarak... Pek tanımayız çünkü sizin yanınızdaki insanları falan. Ay Allah'ım ya. Genel olarak şöyle söyleyebilirim bu konuyla ilgili. Benim açımdan etkisiz eleman. Evlilik olması ya da olmaması. Olursa da olur, olmazsa da hiçbir zaman için arayacağım bir şey değildir. Arayacağım bir kurum değildir. Ben iki kişinin arasındaki güçlü bağa inanıyorum. Bütün yaşadığım gözler önünde olan ilişkileri de o şekilde yaşadım zaten. Bir kere çok şanslı. Bu ilişkiye müstakbel kayınvalidesi Bennu Gerede de destek veriyor. Aradaki yaş farkını da hiç önemsemiyor. Yani Bilge ve Daren... Bennu Gerede'ye gidip biz evleniyoruz dese ilk tebrik eden o olur. Aynen öyle, mutluluklar diler. Hı. Ya şimdi sorun yoktur tabii. Yani. Şimdi bakıyoruz yaşlar. Biri 22 yaşında, diğeri 44 yaşında. Yan yana, ama bundan 15 yıl sonra tabii, ne olacak? Şimdi yan yana Instagram için poz verdiklerinde sorun görünmüyor. Ama yan yana dışarıda muhabir arkadaşlarımız görüntülendiğinde aradaki yaş farkı açıkça belli oluyor. Bazı çiftler var. Aralarında 10 yaş var, 15 yaş var ya da 20 yaş var. Yan yana geldiklerinde yo o kadar kötü durmuyor diyorsun. Ama ya, bazılarında da bariz belli. Belli. Yani Bilge Öztürk'le Daren de belli ama bunu ne Daren sorun ediyor ne Bilge ne de annesi yani Bennu Gerede. Bize karışmak düşmez ama tabii şey de kardeşim de 22 yaşında değil mi? 22-23 evet. Yaşında evet. Çok genç daha hayatın evet. Çok başında. Belki de yani evlenmeden de beraber... Yani bu evi söylüyorum. Bundan 15 yıl sonra Daren 37 yaşında olacak. Bilge de 59 ben yaşında. Ben hep şey söylüyorum. Evet. Biz erkekler daha çok daha uzun zaman sonra olgunlaşıyoruz. Evet. Yani bence bir erkeğin olgunluk yaşı 30'undan sonra. Evet. Ben de çok genç yaşta evlendim. Yani erkek daha kadına oranla daha geç olgunlaşıyor. O yüzden bence yani Türkiye'de o röportajında mesela, şey vardı. Keşke bu kadar genç çok, evlenmesen. Evet, evet. Yani çünkü hani dediğim gibi çok değil mi? Yani şu anda bile ben daha yeni 50 yaşındayım ama daha yeni yeni böyle kendimi hani hayata yani şey diye evet. 35'inden 40'ımdan sonra olgunlaşmaya başladım hayata karşı. Selcan 20'lerinde röportaj için peşinden koşturuyorduk. Durmuyordu, Hala durmuyorum. Hala durmuyorum. Şimdi, böyle spor arabalara biniyordu, yaktıra yaktıra gidiyordu. Ozan hiperaktif. Yani evin içinde bile dört dönüyor. Ya geçen gün konserin altına şey yazmışlar. Ozan abinin ayakkabılarının altında çivi mi var? Ekşi Sözlük'te de öyle yazmışlar. Sahnede çıktığı zaman videosunu çekeceğim, çekemiyorum. Yani Ozan diyorum bir yerde en azından bir dakika sabit kal lütfen diyorum. Yani o sahnedeyken daha mı çok etkileniyorsun ondan? Yani şöyle ben hep onu söylüyorum. Şimdi ben artık profesyonel bakmaya başladım eşim olduğu için. Hani insanlar eğleniyorlar. Ama benim çok farklı. Aman terledi, aman şu şarkıyı şöyle söyledi, aman bunu söyledi. En büyük eleştirmenim. Aman hasta olacak falan öyle bakıyorsun şimdi sen. Geçen hafta değil mi Perşembe günü İzmir'deydik. Çok önemli bir konser verdim orada. Çok sevgili bir tane onun geliriyle engelli çocuklarımıza park yapıyoruz. Ben de bu anda Lyons Kulübü'nün düzenlediği bir konserdi. Ve engelli kardeşlerimi spontane gelişti. Hepsini sahneye aldım. Bir baktım Selcan önde hüngür şakırt. Ben ne yapacağımı şaşırdım sahnede. Muhteşem bir konserdi. Onda bile eleştirdi beni. İyi öyle bir göz hayır, olması iyi şeyden şey. De yerimde duramıyorum. Sahneden iniyorum. Seyircilerin arasına giriyorum. Oradan da sahneye geri dönmüyorum hemen. Herkesi bir baktım konserlikten çıktı. Bildiğin
amcalar, teyzeler bile göbek atıyordu. Yani güzel. Aa, böyle demeyelim de. Ya evet. Çok güzel bir andı. Yani ben çok duygulandım. Bütün şarkılara eşlik ediyordu o çocuklarımız. Yani ve çok, onlara çok şey park ya. Yapılacak. Engelsiz parkı. Sen yayına alışacaksın. Güzel.